Selamünaleyküm. Mutfaklarınız bereketli olsun sevgili YouTube takipçilerimiz. Bugün sizlere patates, tavuklu patates fırında nasıl olur ona kısaca sizlere tarifini vermek istiyoruz. Evet, buyurun, malzeme olarak ne kullanıyoruz? 6 boy patates bu şekilde temiz yıkayıp soyduktan sonra dilimliyoruz. Ve 2 baş soğan, 1 tatlı 1 yemek kaşığı tepeleme biber salçası, 1 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı da nanemizi ve 100 gram kadar tereyağımızı, 250 gram kadar tavuk göğsü, baharatlanmış tavuk göğsümüzü ve sarımsak, 1 diş sarımsağımızı da ilave ederek 2 baş soğanımızı, 1 su bardağı da kaynamış suyumuzu hazırlayacağız. Sosumuz içinse de çeyrek çay bardağı sıvı yağımızla 100 gram tereyağımızı, 100 gram kadar tereyağımızı patateslerimize bismillahirrahmanirrahim doğruyoruz ve 50 gram kadar da kaşar peynirimizi, tuz, kimyon, karabiber, kırmızı pul biber ve nane. Şimdi kimyon kattı, kırmızı pul biberimizi de ilave edeceğiz. 1 çay kaşığı da kırmızı pul biber atacağız. Evet. 2 yemek kaşığı da kaymağımızı, 2 yemek kaşığı da kaymak atacağız. Katı kaymak olması gerekiyor, süt kaymağı. Ve 1 yemek kaşığı biber salçası, domates salçası da olabilir ama biber salçası tavsiye ederim. Çeyrek çay bardağımızla güzelce bir böyle özleştireceğiz. Malzemelerimizi hepsini bir arada buluşturup fırınımızı 180 derece fırınımızı 15 dakika önce açıp ısıtmamız gerekiyor. Bu harika lezzet tepside patates, tavuk üzerini kapatıp fırınımızda 45 dakika kadar harika bir şekilde kendi buharında pişmesini sağlayacağız. Ve 20 dakikadan sonra üzerinin kağıdını açacağız. Üzerinin kızarmasını sağlayacağız. Hepsi bu kadar. Çok lezzetli. Sizler ekstradan baharatlarınızı kendinize, damak tadınıza göre değişik baharatlarda kullanabilirsiniz. Kekik, karabiber, acı biber kullanabilirsiniz. Baharatlar özgürsünüz. Baharatlar istediğiniz damak tadınıza göre. Evet. Şimdi güzelce açtıktan sonra hepsini bir tepside buluşturacağız. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Soğanlarımızı böyle iri iri güzelce doğradık. Tereyağımızı, kimyon, nane, gerçekten nane çok lezzetli oluyor. Kesinlikle naneyi tavsiye ederim. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Kırmızı pul biber, kırmızı toz biber atabilirsiniz. Ben bir bal kaşığı kırmızı toz biber attım. Sizler miktarını artırabilirsiniz. Dediğim gibi tamamen size bağlı. Evet, tavuğumuzu önceden güzelce don şekli doğramanız gerekiyor. Şekli güzel olsun diye. Evet, böyle biraz don olduğu taze ise öyle 10 dakika buzdolabınıza koyup dondurabilirsiniz. Kesilme aşaması böyle güzel kare kare servis yaptığınız zaman harika bir görüntüde oluyor. Eti çimdiklememiş oluyorsunuz. Taze eti doğradığımız zaman çimdikleniyor. Kesinlikle şekli bozuluyor. Evet. Şöyle şimdi bu salçamızı da, salça sosumuzu, bir tane sarımsağımızı, sarımsağımız etkili olduğu için bizler sarımsağı size etkisiz. Eğer sarımsağınızı ona göre iki tane de atabilirsiniz. Evet. Şöyle güzel bir karışım yapıp sizler bunu yaptığınız zaman ben 10 dakika dinlendireceğim. Sizler bir 25 dakika arası dinlendirdiğin zaman lezzeti alması aşamasında daha güzel oluyor. Böyle üzerini kapatın. Dolabınızda serin yerinizde bir yarım saat güzelce dinlendirin. Daha çok lezzetli oluyor. O bakımdan dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, şimdi 2 yemek kaşığı kadar da kaymağımızı. Kaymak çok lezzet veriyor. Her seferinde yaptığımda gerçekten harika, muhteşem bir damak tadı
lezzet bırakıyor. Bu aşamada suyumuzu çok az atacağız. Bir su bardağı kadar kaynamış su kenarından yeterli olacaktır kesinlikle. Fazla koymayınız. Tabii malzemeniz eğer ki bu verdiğim ölçüden çoksa eğer 1,5 su bardağı tabii ki su ister. Evet, bu harika lezzet küpü patatesli tavuğumuzu fırınımızı açtık, ısınıyor. 180 derece fırınımızda şöyle bir ellerini 2 dakika baharatını alayım. Evet, sizler kaşar rendesiyle kullanabilirsiniz. Eğer eriyen kaşar olursa tavsiye ederim kesinlikle. Erimeyen kaşarı koymayınız lütfen. Çünkü hiç güzel olmaz. Eriyen kaşar olacak. Bunu özellikle sizlere açıklıyorum. Şöyle kaşarlarını üzerlerine dediğim gibi 15-20 dakika dinlendirdiğiniz zaman harika bir lezzet oluyor. Sizler tavuk budundan da yapabilirsiniz. Tike büftekten de yapabilirsiniz. Evet. Et konusunda tamamen size bağlı ama etleriniz ince olacak. Patatesle beraber pişmesi çok önemli. Fazla eğer büyük kalın keserseniz eğer patatesler çabuk pişer. Etinizi ona göre etinize, patatesinize göre etinizi de küçük olması gerekiyor ve taze et, çabuk pişen et olması gerekiyor. Bunu da sizlere vurguluyorum. Evet. Evet. Şimdi patates tepsimiz hazır. Fırına göndereceğiz. Dediğim gibi 40 dakika kadar pişecek. Şimdi sıcak suyumuzu da kenarından ne kadar döktüğümüzü de sizlerle paylaşalım. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz. 1-200 milimlik bir su bardağı suyumuzu kenarından, bismillahirrahmanirrahim, kaynamış suyumuzu kenarından döküyoruz. Bir su bardağı yeterlidir patatesimizin pişmesi için. Evet, eğer ki biber katacaksanız biber de katabilirsiniz. Bu tavuk etiyle çok lezzetli oluyor. Biber kattığınız zaman suyunu ne kadar atıyorsunuz? Mesela 3 tane kalem biber, kırmızı biber attığınız zaman suyunu yarım bardak atıyorsunuz. Onu da unutmayın. Sade patates, tavuk yapıyorsanız ki bu lezzete kesinlikle biber katmanızı tavsiye etmiyorum. Oldu ki biberli seviyorsunuz. Size ayrı bir size ölçüsünü verdim. Ama bu patates fırında tavuk çok lezzetli oluyor. Etin de lezzetini kesinlikle tavukla olan lezzet ette de olmuyor. Kaz etinden ayrı bir güzel, ayrı bir lezzet oluyor. Ama maalesef kaz eti şimdi elimizde olan tavuk etiyle harika bir lezzet sizlerle buluşturacağız. Evet, üzerini fülye kağıdıyla kapatıp fırınımızda 35-40 dakika arası önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Bu harika lezzeti. Evet. Üzerini 15 dakika piştikten sonra tamamen üzerini açıp 15 dakika limiti 15 dakika tekrar üzerinin kızarmasını sağlayacağız. Üzerinin kızarması gerekiyor. Sizler buna peşemel sos da yapabilirsiniz ama ben sade bugün sade tavuk patates fırında tarifi budur. Ama sizler bunu peşemel sos ve dediğim gibi kırmızı biber, sivri biber katıp renklendirebilirsiniz ama sade tavuk patates bu lezzet gerçekten harika diyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz. Piştikten sonra sizlerle buluşturacağız inşallah. Yanımda da harika bir brokoli salatası yapacağız. Böyle haşladık güzelce. Çok iyi pişmesi gerekiyor. Şöyle tabağımızı alalım. Ve buna ne kattığımızı da brokoli salatamızı soğuduktan sonra sizlerle buluşturacağız. Evet. Evet. Soğudu. Şimdi brokolilerimiz güzelce soğudu. Çok az bir tuz atacağız. Bir çay kaşığı ucuyla brokolilerimizi şöyle
çok güzel pişmesi gerekiyor. Kesinlikle çiğ olmayacaksa bir YouTube takipçilerimiz. Yaklaşık 20 dakika kaynamış su döküp 20 dakikada güzelce haşladık. Tamamen pişti yani. Evet, şimdi pardon. Evet. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuz var. Bir bir kase sarımsaklı yoğurt. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı pekmez. Yarısı sarımsaklı yoğurt. Ve bir çay bardağı, çay tabağı kadar da mayonez. Azıcık nane. Bir tatlı kaşığı da nane. Evet. Salatamız hazır. Yoğurdumuz tamamen döküp güzel bir karışım yapıyoruz. Bir dilim de limon sıkalım. Salatamız hazır. İyice kesinlikle soğutacaksınız. Çok soğuması gerekiyor ve suyunun süzülmesi gerekiyor. Harika bir vitamin. İsteğinize göre de limon. İkiye ayıracağım. Limonsuz yiyenler limonsuz yiyecek. Limonlu yiyenler de limonlu yiyebilirler. Evet. Brokoli salatanın servisi hazır. Harika bir lezzet. Nane de katabilirsiniz. Çok güzel oluyor. Gördüğünüz gibi. Tam 6 kişilik. Evet sevgili YouTube takipçilerimiz. Patatesli tavuk patates fırında. Bol kaşar peynirli. Harika soslu. Şimdi servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu lezzetten siz de yapıp aynı şekilde bu lezzete siz de sahip olabilirsiniz. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara bu harika lezzeti, bütün vitaminleri bir arada buluşturduk. Gerçekten görünüşüyle, tadıyla, tadını aldım. Gerçekten harika bir lezzetle sizlere de tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi kaşar peynirleri muhteşem ötesi. Evet. Şimdiden deneyecek olanlara muhakkak tavsiye ediyorum. Afiyet olsun diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Günlük tariflerimiz oluyor. Birbirinden güzel lezzetlere siz de sahip olmak isterseniz zile dokunup abone olmanız gerekiyor. Günlük harika lezzetli mutfağımızdan sizlere her yöreden, her kültürden sizlere hitap ediyoruz. Lezzetli buluşturuyoruz bir arada. Bu lezzetleri muhakkak sizler de yakalayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'ın bereketi üzeriniz olsun diyoruz. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar.